Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz yepyeni Farming Simulator 19'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüm 36 oldu sanırsam. Hızlı bir şekilde ben işlerimle uğraşmaya devam ediyorum. İnekleri bayağı bir besledim TKT ile. Birazcık daha eklemeye devam edeceğim ama şu an elimde kuru otum yok. Namlı yapıcılara göz atacağım bugün. Bayağı bir istek vardı namlı yapıcılar üzerine. Sıralamak için çimleri falan daha düzgün alabilmek için. Atlarla uğraştım birazcık. Tabi suları var. Samanlarını hallettim neredeyse. Bir tık şu tarafta kaldı saman işi. Sonra sulara gelecek sıraları. Sularında inşallah tanklarda sıkıntı olmazsa direkt çalıştırabileceğim. Gördüğünüz gibi atta şu anda at diyorum. İnekte 135 ton TKT var. Sular falan bunları artık koymayacağım. Zaten TKT varsa gerisine gerek yok diye siz yorumlarda bulunmuştunuz. O yüzden artık kuru ottur, çimdir bunları boşa harcamayacağım ki boşuna gitti. Buraya aşağı yukarı 100 ton belki 150 ton harcadım bu ikilisi için. Gerek kalmayacak. Suları gayet iyi durumda. Atlarda da sadece yulaf vereceğim. Geri kalanını vermeyeceğim. Muhtemelen yulaf veriyorsam diğerlerine gerek yok demek. Saman ihtiyacı nasıl 10 ton? Nasıl 10 ya? Ha, devam edelim. Devam edelim. O fullenecek zaten. Şuradan. Hadi 12'de. Tamam. Böyle fullemiş olacağım. Bir tek su kalacak geriye. Onu da hemen alıvereceğim inşallah. Bug olmazsa. Bu makineyi sonra götürebilirim herhalde. Tamam. Oldu bu iş. Okey gel. Ekim işine devam ediyorum hala. Ekiyorum, biçiyorum, topluyorum, biriktiriyorum. Şöyle güzel bir fiyat olduğunda satacağım aralıklarla. Banka borcuna takılanlar var. Banka borcu olsun, sıkıntı yok. Her türlü bitireceğim zaten banka borcunu. Ama bayağı bir borcum var artık. Yaklaşık 700 bin dolar civarında. Tabii en son çektiğimde biraz fazla çektim. Gördüğünüz gibi bayağı bir nakitim var. Onu geri iade ederim. Onda sıkıntı yok. Burada odunlar. Şu odunlar da kaldı ya. Paso. O odunları ne yapacağım bilmiyorum yani. Çok da üşeniyorum. Şey yapabilirim belki de. Ağır kaldırma modu var. Odunları alıp rahat bir şekilde kaldırabiliyorsun. Neden? Ne kadar uzun olursa olsun 8 metre 5 metre fark etmeksizin. Hatta bir arkadaşım denedi. İş makinesini bile böyle neredeyse iş makinesini diyorum. Bir çerdever makinesini bile neredeyse kaldırıyorsun. Traktörler kaldırabiliyor yani. O derece güçlü oluyor. O kadar biraz abartı diyeceksiniz. Evet abartı ama odunları hızlıca bitirebilmek için öyle bir modu değerlendirebilirim. Çünkü odunları direkt elimle keserim. Elimle temizlerim. Elimle çat çat diye koyarım. Böylece çok zorlamaz. Hemen ağaç işinden kurtulur. O makinelerde gerek kalmaz. Öyle yaparsam. Çünkü bayağıdır makineleri bende. Ben niye bembeyazım lan? Bayağı bembeyazım şu an. Anlamadığım bir şekilde. Hadi bakayım. Devam devam devam. Doldur doldur doldur. Bununla yetmez muhtemelen. Bir kere daha gelmek zorunda olacağım. Tamam. İneklerin de TKT'sini fullleyeceğim. Kuru otu hallettikten sonra. Bu bölüm en son uğraşı olacak muhtemelen hayvanlar üzerinde. Sonra artık geri kalan işlerime devam edeceğim. Ekim, biçim vesaire. Önümüzdeki bölümlerde muhtemelen bir hayvan daha katabilirim işin içine. Veyahut acaba borcu harcı bitirsem öyle mi katsam? Güzel uçtuk, güzel uçtuk. Hemen şu hayvanların durumuna bakayım ben. Atlar daha 17 binde. Atı daha çok zamanı var. Yani daha 7 günü var tamamlanması için. 1 hafta. Oyun içinde hızlandırıp da 7 gün harcamak istemiyorum. Normal rutin işimize, hayatımıza devam edeceğiz zorluk seviyesine. Yoksa direkt hızlandırıp atlardan gelen paralarla idare edebilirim. Çok hızlı da zengin olurum. Hoş olmaz sadece. Aa, su bitti. Tamam. Oraya da bunu versem muhtemelen tamamlanmış olacak. 3 ton vardı. 6 da ben getiriyorum. 8 zaten maksimum kapasite ise olur. Al hocam. Atların işi bu kadar işte. Kapasiteler küçük olunca bayağı da idare ediyor gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı bir iki tur sattım ben atları. Tasasız dertsiz. Yulaflarını vereceğim. Bir ara yulaf ekeceğim. Öyle. O ihtiyacı da karşılıyor olurum. Ben o zaman bu saman makinesini götüreyim. Püskürtmek için. Burada artık onun işi yok. Şu öndeki şeyi de değiştireyim. Hazır buraya gelmişken. Çatalı. Balya çatalı alayım. Daha rahat olsun. Bununla arada sırada ufak tefek sorunlar yaşıyorum çünkü. Hepsi buradaymış zaten. Şunu şöyle bir bırakayım. Ve gelelim sana. Ters duruyor ama alır herhalde ya. Tamam aldım mis. Gidelim. Şimdi atlar da güvende.
Ops, o nasıl bir geliştir, geri vitestir? Ben geçen 2017'de oynadım damlı yapıcı muhabbetini ot kurutma makinesi sanmışım. O dönem tabii ki de farkındayım ama 2 yıl sonrasında unutmuşum. Anlatıyordum size hatta bayağı böyle dörtlü bir şekilde kurutuyordu falan diye. O dörtlü aslında namlu yapıcıymış. Bugün onu kullanacağım. Bu makineyle kullanmak istedim. Küçük traktörle. Hem öne hem arkaya verdim. Bu arada çim biçimi makineler var ya, üçlü bir şekilde yaptığında hepsini öne alamadı, anlamadığım bir şekilde. Beceremedi yani. Önlü arkalı yaptım. Şimdi büyük makineyle deneyeceğim. Büyük traktörle. Eğer onda olursa o zaman rahat. Olmazsa yapacak bir şey yok. Önce iyicene böyle her yere şey yapacağım, biçeceğim çimler. Ardından artık ekme işlemine falan, ekme diyorum, kurutma işlemine başlayacağım. Bugün balya yapabilirim bol bol. Belki silaja gömüp silajın balyasını da yapabilirim. Silaj balyasında iyi para var. Bak, namlı yapıcımız burada. Yalnız burası ne alemde devam ediyor acaba? Çok da bakamadım, buralarıyla ilgilenemedim. Şu önden. Oh shit! Yok artık. Yok artık. Keşke SS alsaydım lan. Bug'a girdi ön taraf. Bırakmıyor da. Şöyle yapayım. O girdi yere, öyle kaldı. Film sahnesini aratmayan sahneler, öyle mi oluyordu? Fantastik filmler aratmayan sahneler galiba. Niye böyle bug'a girdi anlamadım. Saçma sapan da yani. Gel şöyle itelim. Oradan bir çıksın. Aynen. Öyle dur. Sen de şurada dur. Lan belki püskürtürdüm be. Evet, burası da ekilmeye devam ediliyor. Şöyle bir kontrol edeyim hatta. Al işte. Ver şunu, ver. Birbirlerine girmişler. Çekil. Terbiyesiz. Yavaş yavaş geri vites gel. Yavaş. O kadarına ihtiyacın yok be. Bak, benimle beraber gidiyor şu an. Bu da bir bug'a girdi galiba. Bu kadar gitmez normalde çünkü. Hocam bir gideceksin mi artık? Allah belanı vermesin işçi. Senin Allah belanı vermesin. Sen gibi salağa biz işi verdik de en büyük hata yaptık. Gerizekalı. Hayır, kaldır kaldır. Salak, yemin ediyorum salak. Bak şurayı düzgün ekseydin. Oraya girene kadar. Bu köşeyi de hep bırakıyorlar. Eken de biçen de. Sen şimdilik burada kal. Bu adam burayı bir tamamlasın. Ondan sonra zaten bana traktör de lazım. Hatta şunu şu şekilde bırakayım şimdilik. Gerçi oradan dönerken rahatsız edebilir. Şöyle kalsın. Tamam, traktör gelsin kardeşim. Tamam. Arada sırada sürprizler olabilir bu arada, ben kayıttayken. Yeğenim evde. Bana bıraktılar yeğenim. Misafirim geldi yurt dışından. Teyzemin kızı ve yeğeni geldi beraberinde. Tatile buraya ufak tefek böyle. Ondan dolayı ses duyarsanız bir anda yeğenim kopup gelirse buraya şey yapmayın. Aldır çekmeyin. Olabilir böyle şeyler. Hemen yeğenim yakalamışken 300 milyonluk izlenmelik yeğenimle şöyle yaptım. Yeğenime ilk defa ATS oynattım tarzında videolar çektireyim mi abi? 8 yaşında. Kendisi. Bu çocuk şöyle bir şey daha. Evet, gel bakalım. Bu çim bana az gelmeye başladı, yemin ediyorum. Daha büyük alan, böyle 1.000 tonluk bir alan istiyorum artık ya silaj için. 1.000 tonluk bir silaj yapsam, sonra onu balyaya çevirsem hepsini. Ardından satsak, silaj balyasında çok çok güzel para var.
Bakınız. Burası. Yani belki sıralaması var. Sıralamasını da ikisini de denedim ama ilk bunu alıyorsun. Bunda oldu. Küçük traktör de alamadım. Ne alakaysa. Küçük traktör de alamadım. Bunda direkt aldı. Oha. O zaman tamam. İkisini de çalıştırdım şöyle. Şimdi nasıl kullanacağım önemli. Kurutuyor. Namlı yapıcı yapalım ya. Kurutmasak da. Değil mi? Dur. Aynen bir yollar bir tek şerit olsun en azından. Sonra kurutacağım kadarına bakacağım. Ne kadar ihtiyacım varsa onu kurutacağım. Şunu arkama alayım. Küçük traktör de olmadı harbiden söyleyeyim size. Niyetiniz varsa küçük traktör de kabul etmedi. Lan daha dolma be. İşle uğraşıyorum zaten şurada. Açıl simsim açıl. Bununla beraber çok inceye giremem. Sonra hallederiz artık onu da. Şöyle bir fırfırlar çalıştır. Şuraya bak fantastik bir şeyler yapıyoruz sanki. Alanım o kadar geniş olmasına gerek yok. Yine ortaya atıyormuş. Güzel. Şuradan hemen sağ yapayım. Şöyle devam edelim. Ondan sonrasını zaten ben hallederim. Nice. Nice. Vay 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 vay. Vay anam vay. Fantastik ya. Oraya kadar yapacak bir şey yok artık. Gidelim. Ya 3 makineyi durdurmak bayağı bir zahmet. Lan orayı bozmuyorsun inşallah. Namlı yapıcınla. Bozmuyor gibi gözüküyor ama. Gerçi öndekiler bozuyor. O değil. Arkadaki değil. Öndeki bozuyor. Aynen. Tamam. Ulan tarlanın içinde bile çim oldu şimdi. Bayağı güzel değil mi ya? Allah'ım ya Rabbim. Şöyle gideyim. Hadi hadi yapalım. Yapalım derken öne bakacaktım. Arkaya göre değil. Öne göre ayarlayacaktım. Yamuk yumuk oldu. Keşke üçünü bir olarak görse tek slotta açıp kapatabilsem falan daha iyi olurdu da. Bu iş bitti hocam. Bu iş bitti. Katla. Katla bakayım. 250 ton çıkar herhalde. Şimdi kurot bundan nasıl yapılır bilmiyorum. Normalde çimi biçerken yapılıyor da biz şimdi topladık ya bir araya. Bunun üzerinden otu kurutuyor mu? Makineyi deneyeceğim. Kurutuyorsa bir iki şerit hazırlayacağım. Geri kalanına gerek yok. Geri kalanını direkt silaja yatıracağım. Bayağı kallavi bir şekilde silaj olsun. Yine silaja devam. Satmasam daha iyi. İneklerin en çok ihtiyacı olan iki şey var şu an. Silaj ve kurot. Silajın değeri daha fazla olduğu için kurota yüklenmek de istiyorum bir yerde ama. Yani şöyle bir kenarda dur hocam. Bayağı hepsi kenarda duruyor zaten. Kurutabiliyor muyum? Bir deneyeyim. Geç mi kaldık yoksa acaba? Çalıştır bakalım. Ya geç kalmamışız. Tamam oluyormuş. Sıkıntı yok. Geç kalmışız galiba. Böyle toplamadım. Bazılar oluyor. Bazılar niye olmuyor ya? Ne kadar saçma hocam. Dur. Aşağı eğmedim. Ondan dolayı bu kadar saçmalıyor. Evet, tamam, şimdi oldu.
Tamam gidelim. Kenara bir yer yakacağım bunu. Hemen alıp kullanması kolay olacak şekilde öbür tarafa. Tamam. Bunları ezebiliyor muyum acaba? Şimdi geri kalan işler halledeyim. Onları hallederim zaten. Şurası bitti. Sen gel bir çalıştır. Bunu ekmeği bırakmam lazım. 300 küsür ton galiba. Yanlış anlamadım değil mi? Şurada bakınız. 205 silo diyor. Aşağıda da diğer kapasite eklerde varmış 160 ton. İnşallah toplamı değildir. İkisi toplamdır. Biri değildi. Orası dolmuş muydu? Tamam. Yani benim toplamda şu anda 364 ton var. Üf. Daha arabada da var. Yani 400 ton civarında soyam var. Soya fasulyesi. Çok sağlam bir şey bu da. Biriktiriyorum şu an. Bankaya bayağı borcum olduğunu bakmayın. Hepsini sattığım zaman inşallah köşe olacağım. Yani çok bir köşe olamayacağım ama olsun. Sütleri de sayıyorum. Atları saymıyorum. En son hedefim şu. En son atları sattığımız zaman 1,5 milyon gelecek ya. Oradan hem banka borcunu sıfırlayabileyim elimdeki malları da sattıktan sonra. Hem de 8 numaralı tarlayı alabileyim. Artık hedef 8 numaralı tarla. Onu alırsam çok çok rahat edeceğim. Orada bir ektim mi muhtemelen 250 tonun üzerinde verim alırım. Mahsul alırım. Tabii iki tane bir tane daha minimum biçer de bir tane daha minimum traktör de alabilecek düzeyde olmam lazım da bakalım. Hala işimiz kolay değil. Yani artık belli bir düzeyde para kazanıyoruz. Fakir değiliz. Açlıktan ağzımız kokmuyor evet ama çok çok rahat da değiliz. Bunun iki sırasında doldu bile bitirmeden. Öbüründe olmamıştı. Oha, anca mı doldu be? Çüş. Ben 56 tonu doldurdum ya Çin makinesini. Bu hala da olmamış. Yuh. İyi ki de gidip yapmamışım. Beklesem. Yapmışım pardon. Beklesem demek ki bitmezmiş daha. Arkam fotoğraf da hiç değişmez abi. Hayo değişiyormuş lan. Arkada öyle bir şey yok ki ama. Yol var diyor. Ya yol yok ki orada. Orada görüntü bile yalan lan. RTX destekleseymiş olurmuş. Alın suyunuzu. Fulleyeceğim dediysem fulleyeceğim. Tamam, su da bitti. Şimdilik dur hocam sen. Şimdi bunu ne yapsam? Yine buraya toplasam orada mı ezsem? Ne yapsam? Keşke burayı daha çok dağıtsaymışım be. Neyse ne yapalım. Bu şimdilik şöyle kalsın. Bunu ben bir götüreyim. Mibzere bağlayayım. Ekmeğe devam etsin işçi. Ben de TKT'yi fulleyim. Bunları sonra kararlaştırırım artık ne yapacağımı. Ya da iyice bitiririm oradaki silajı. Ondan sonra yaparım yine bir silaj. Evet artık fulluyorum. Çok az bir şey kaldı şurada. Muhtemelen 5 tondur. Biraz içinde de kalacak. Her şey full. Buyurun.
Baba gaza basıyor. Geri gidiyorum, yine gaza basıyor. Çok güzel ama animasyonlar ha. 10 ton da yerim kaldı içeride. 10 ton kaldı. Yerim olmaz aslında da. Evet, inekler full. Her şey %100. 175 ton alıyormuş tam karışımdan. Yuh. Yuh. Görgüsüzler. Her 34 saatte de bir inek geliyormuş. Artık güzel. Böylece mis gibi oldu. 4,5 saat sonra zaten bir ineğim daha geliyormuş. Bayağı yavaş yürüyorlar. Süt olarak da 12 litre falan var. Az hocam, az. Atlar çok tatmin et, atlar diyorum. İnekler çok tatmin etmiyor ama çok uğraştırıyorlar. Onu anlamış olduk bugün. Bu köşeyi de şey yapmayı verelim. Zamanı şuradan hızlandıralım. Pardon, harita değil. Evet, artık sütler lıkır lıkır gelsin hocam. Artsın. Artsın şurası. Bulamaçım da var, gübrem de var. Bu gübrelerde kullanmam lazım. Benim Rubicon'u olmuyordur muhtemelen. Burayı ekmemiş miyiz? Ne olmuş öyle? İnce kalmış orada. Şurası da umarım düzelir. Şeyini mi aldık acaba? Gübresini mi aldık buranın? Yo, gübresini de almamışız. Enteresan. Bunları da toplayıp yine hepsini silaja gömeceğim. Silaj balyası yaparız. Banyosu diyecektim bir an. Ay 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 ay. Süt ne alemde? Şunu şurada bırakayım. Çok yavaş artıyor ya ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bayağı da hızlı tüketiyorlar. Baksana 1,5 ton gitmiş bile arada. 2 saat geçmedi daha. Evet, bu bölümü artık sonlandırayım. Bir sonraki bölümde dediğim gibi büyük bir yenilik peşinde koşturuyor olabilirim. Yani silaj balyasının satışını merak ediyorum açıkçası. Ne kadar para gelir? Tabii satabiliyor muyum? Ondan emin değilim. Çünkü bazı şeyler satabilmek için bazı yerlere sahip olmanız gerekiyor. İşte diyelim ki biyogaz tesisinde satıyorsak, örnek sallıyorum, biyogaz tesisini satın almanız gerekiyor gibi bir durum varmış. Bazı şeylerde onu da netleştirip bir sonraki bölümde karşınıza çıkıyor olacağım. Şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse videoları beğenerek bana destek verebilir. Düşüncelerinizi de yorumlarla paylaşarak bilmediğim şeyleri de aydınlatabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.